Hazırsan ilk Nur'dan başlamak istiyorum. Başlayalım. Evden hangi detayları gördün ilk Nur? Sadece banyoda lavabonun kenarında peçeteyi sürdüğümde sabun kalıntısı geldi. Bir de mutfakta o arkasındaki böyle bir şey geliyor. Fiş geliyor. Nereden onun geliyor fiş? Mutfakta buzdolabının arkasından şöyle aşağı doğru bir fiş geliyor. Bir de onun üzerinde buldum. Başka gördüğün eksiklik var mı evde? Herhangi başka bir yerde bir şey çok rastlamadım açıkçası ben. Peki genel anlamda düzenli iş yapan birinin evine benziyor mu? Yani Nurgül Hanım'ın mesela bugün dedi ya hani diğer birkaç tane hanımın şey Nazmi ablanın dışında ben herkesin sadece program için hemen hızlı hızlı yani normalde de yapıyordur ama program için biraz daha detaylı girdiğini düşünüyorum dedi. Sen bu eve baktığında program için temizlik yapılmış bir ev mi yoksa normalde de tertip düzenli birinin evi mi? Bunu şundan söyleyeyim. Dolabın içine açtım baktın işte tertip düzen yerleşme ne bileyim hani bir hanımın evi ne kadar temiz olur nasıl anladın? Anladım ben sizin sormak istediğiniz şey. Dolapların içi falan tertipli, düzenliydi. Yani hani genelde de temizlik yapan birine yani ben. Yani öyle hızlı hızlı alelade hemen şöyle katlayayım. Yok yani katlayayım. Öyle dolaplar işte hani şöyle koyulmuş işte tabağın yeri belli değil. Bardaklar üst üste falan değildi. Tertipli, düzenli yani, evet yani temizliğinin dışında tabii düzeni de vardı yani. Peki. Dedin ki Nurgül Hanım çok iddialı konuşmadı. Çok böyle kendini salmadı. Arada derede hep konuştu. Aynen aynen. Hep ne demek yani arada Nurgül derede abla. Derken? Yani Nurgül abla ben varım, ben çok temizim, ben yemeğimi yaparım. Ya da ben çok iyi yaparım falan demedi. Evet. Hep böyle bir yani bize açık kapı bıraktı. Peki bunun sebebi... Yok ben sebebi... zaten normalde böyleyim Kadir Bey. Hep çok iddialı değil misin? Değilim. Ben arkadaşlarımla da mesela evimde ağırladığım zaman gelip evimi gördükten sonra ben kendimi övmeyi sevmiyorum Kadir Bey. Ben genelde de böyleyim yani. Anladım. Ay ben şunu çok güzel yaparım. Ay benim evim şöyledir. Çok öyle kendini şunu... ortaya atan biri değilsin. Hatta bugün sizinle temizlik yaparken bile bazı dete... Aa Nurgül abla iyi fikir ha bu böyle... Dediniz ya, evet. Ben asla o şeylere girmem. Aa Nurgül sen bunu nasıl yaptın ya? Nereden aldın? Nasıl kendini çok öven biri değilsin. Değilim, asla değilim ben. Peki. Nazmi abla sana gelelim. Nasıl buldun evin temizliğini? Ben evi temiz buldum. Tek bir yerde bir şey buldum. O da banyonun havalandırmada peçeteye geldi. Bir de buzdolabın arkasında biraz var. Buzdolabının arkası neresi mesela? İşte altta motor. Böyle bir plastik motor, çerçeve var motor, orası mı? Motorun orada. 24 yıllık buzdolabı bozarım diye, aspiratör gibi yaparım diye o yüzden eşinden çekindiğim için ben buzdolabına yok, yoksa... ha, buzdolabının kenarlarını, içini falan buzluğunu söker temizlerim ama buzdolabının arkasını Kadir Bey'e de dediğim gibi hatta Kadir Bey Yıldız Tornavida diğer tornavidayı alıp da söktü tamamen. Ki dedi 24 yıla nazaran dedi izleyeceksiniz de dedi yine gayet temiz benim güzel dedi. Benim de 25 yıllık buzdolabım vardı. Ama yok ki ben çekip bakmadım. Kirli pis diyemem temiz. Temiz miydi? Evet. İçi dolabın içi lastikleri falan nasıldı? Evet hepsi ben hiçbir şey görmedim. Peki bulaşık makinesi kaç senelikti? Bulaşık makinesi 24 yıllık ama 22 yıldır kullanıyorum. 22 yıldır kullanıyorsun. Hı hı. 22 yıllık bir bulaşık makinesine göre nasıldı içi dışı yanları manları filtresi? İyiydi. Beğendin mi? Hı. Sen de Nurgül'e katılmışsın. Yani hepimiz genel olarak yarışma için ister istemez bir detaylı temizlik yaptık. Herhalde muhakkak bir şey yapıyorsun bakın, da. Bu söylediğiniz farklı. Yarışma için temizlik. Ya herkes genelde temizlik yapar için, evinde. Tabii yarışma için sanki, temizlik farklı. Kadir Bey şimdi şöyle bir şey. Sanki kimse evinde temizlik yapmıyormuşken şimdi Züleyha Hanım için veya İknur Hanım için, Gülten Hanım için göremiyorum ya ismini. Heh. Sanki ben detaylardan bahsediyorum. Ha, o zaman onu açıklayalım ki hanımlar i̇şte, da yanlış anlasın. Evet, hayır. Sanki ben diyeyim ki, aa sakın ha. Gerçekten ben diyorum kırıldı. Ya laflarım hep yanlış anlaşılıyor. Yani, ben geçen gün de mesela Züleyha'nın evine siz sorduğunuzda, iki gün evin detaylarında en çok kimin evinde tüy buldunuz, tüy pis dediniz. Ben de dedim ki Züleyha'nın. Bunun üstüne ben yumaktan tüyden anladım. Bahsediyorum. O zaman şöyle hanımlar ben. Sizi yanlış anlamasın hem ekran önünde de asla, onlar asla. Da kırılmasınlar. Eğer yanlış anladıysalar da ekran karşısında hepsinden özür diliyorum. Ha. Sadece Nazmiye teyzenin evini temiz olduğunu biliyorum. Diğerleri bence yarışma için evi temizlemişler. Peki bu konuda tatlıya bağladık. Tamam. Züleyha senden devam edelim. Nasıl buldun evin temizliği? Genel olarak bence... Dediğim gibi biraz avantajlısınız bize göre. Ben pis demiyorum. Eviniz gayet temiz ama ince detaylarda ben diğer evlere göre benim peçetem daha kirliydi. Pencerenizin yukarısında tozları alırken döküldü yere. Evet Kadir Bey söyledi. Evet. Ben orayı... Evet. Mutfağınızdaki lavabonun kenarlarında peçetem kirlendi. İnanmıyorum asla. İster inanın, bir ister şey inanmayın ama. Benim peçetemde. Bir şey söyleyeceğim. Kadir Bey geldiği zaman ilk benim mutfağımın lavabosuna baktı. Eskilerin mallara çok iyi oluyor. Ben de 26 yıllığım.
Lavabonun içi parıl parıl. Benim aspiratörün motoruna laf ettiniz ya, keşke buzdolabının motoruna baksaydınız. Kendi buzdolabınızın. Sökmemi mi istiyordunuz buzdolabıyı? O zaman ben de gelip motorunu sökmeye gerek yok ya. Onu iki tornavidayla açıyorsunuz. İşte. Çok da kolay yani, süpürüp temizleyebilirsiniz. Sökebilirsiniz. Kombi peteği söküyorsanız. Keşke ben de sizin buzdolabınızı çeksiydim. Keşke baksaydınız. Ben çektim. Motoruna çektim baktınız. Baktım ben. Nasıldı? O deliklerden falan gözüküyordu. Zaten toz falan yok. Peki bugün açtık, içini komple söktük, süpürgeyle evet. Çektik hani aynen. Komple içini de söktük, o içinin kısmını da komple yıkadık, geri yerine taktık. Bir de ben ünitenin arkasında toz gördüm, ünitenin üstünde girdin, de... Dedi ki uzun zamandır çekmedim onu, evet. Çok ağır olduğu için. Benim de ünitem çok ağırdı, ben ünitemi eşimle birlikte çekiyorum, inanın yerinden kalkmıyor. Çekmedim ben. Ben çekiyorum. Bence çekilmesi gereken bir şey. Asla kaçırılmaması gereken detaylardan biri de... Kadir Bey, ben yazlıktan geldikten sonra derinlemesine temizlik yaptığım zaman çekip silmiştim odur. Yani ne kadar oldu? Ne kadar oldu? En son biz ne zaman geldik? Yani Ağustos'ta yangın çıktı ya Marmaris'te. He? Biz o zaman geldik. Ağustos'un 4'ünde. Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, 6 ay. Gerçekten 6 aydır ben çekmiştim. 6 aya göre hiç o kadar yani i̇şte, 6 aya ne göre... Ne dedim ben sabah size? Çünkü... Ama 6 aydır emin misin hiç çekmedin? Yemin ediyorum çünkü... Ayaklı, ben süpürge altına giriyor. 6 aydır bir evin içinde yaşayacaksınız. Ne kadar ama temiz olursa olsun. Zülay Hanım, anlatmaya çalışıyorum size. Benim eşyalarım hep ayaklı diyorum. Süpürge girdiği için çekmeme gerek yok ben diyorum. Zaten altında değil. Oradaki pervazın kenarlarında buldum. Pervazın işte. Pervazın. Ama ben benim ünitem... Yer zeminini sildim. Ben hani senin ünitemi de çektim o zaman. Bak işte. Keşke işte yani şey, ben senin şu senin... Kadir Bey bir yerde siz ben çok... Onun ünitesini çekmedim. Ben buzdolabısını çektim. Çekseydiniz kim size engel i̇şte, oldu? İstesediğiniz bir şey yok. Ben istediğim... Demek ki neler bu evde bana istediğim yere bakma hakkı var mı? Tabii ki var. Ben ister çıkarım. Konuştuğunuzda bile bakarım. Her yere istediğiniz yere bakabilirsiniz. Ben o zaman ben sizin evi keşke didik keşke didik etseydik. Keşke olmuyor işte bakacaktınız. Kadir Bey sil baştan yapabilirim. Maalesef tabii. Aman aman. Sil baştan olsun. Ben kendime güveniyorum. Bir dakika sil baştan olsun. Benim evimde bir tane toz bulamazsınız. Gülten Hanımcığım sizden devam edelim. Nasıl buldunuz evin temizliği? Sizin gezdiğiniz ilk ev. Evet, gezdiğim ilk ev. Ben zaten gelirken hani bakacağım yerleri ben hani belirlemiştim. Oralara bakacaktım. Senin baktığın bir efsane yer var. Rüzgar Gülü'nün olacağını tahmin ettiniz galiba. Evet. Evde temizlik yapan insan evinde perde olduğunu bilir. Perdenizi gördüğüm biliyorum, zaman onu kesinlikle söyledim. Dedim evet. Onu unutmuş olabilir çünkü evet. Ne? Ben onu komple indiririm. Onu bazen banyoda için, bile yıkıyorum. Onu kullanmıyorum ben. İnanılmaz bir toz vardı. Sildiniz mi bilmiyorum. Evet sildik biz de gördük. Ben, o uç plastik. Evet, aynen öyle. Banyoya girdim ben. Banyonuza baktım. Derz aralarınız yeni yapılmış sizin. Hayır. Nerede kir olabilir? Bilmiyorum. Olabilir. Ben belki yanım. Şöyle. Derz araların üstüne yağlı boya çekmiş. Aynen öyle. Yani normal bir derz sıvası ben değil. Yağlı boya. Ben eski derzimi de göstersem aynı yok, beyazlıkta. Yok o fark etmiyor. Ben makinenin ona takılmıyorum. Altında, dolabın ona takılmıyorum. Altında. Kesinlikle ona takılmıyorum Nurgül Hanım ben. Ben bu kolay bir şey diye. Nurgül Hanım ben ona kesinlikle takılmıyorum. Banyoda bakabilir. Şöyle bir baktım banyo. Nazmiye Hanım her tarafa baktı. Ben baktım nereye bakabilirim? Klozetin altına baktım. Tertemiz. Ama banyodaki dolabı açtığım anda... menteşeyi biliyor musunuz? Menteşenin o arasına peçetemi soktuğum anda simsiyah oldu. Olabilir. Mutfağa girdiğim zaman da arkadaşlar gibi dağılmadım. Nereye bakacağımı zaten ben hani karar vererek gelmiştim. Evet. Her evde kombi var. Her evde lavabo var. Altından üstünden su gidiyor. Kombinin altındaki boruya baktım. Evet unutmuştunuz. Lavabonun altındaki boruyu mu? Borular var ya aşağı doğru iniyor. Böyle uzunlamasına evet. İnen borulardan bahsediyor. Orayı unutabileceğinizi tahmin etmiştim ve peçeteyi de koydum oraya. Kamerayı da gösterdim. Neden tahmin ettiniz? Yani Nurgül Hanım'ın oturup kalkışından mı bu kadın şuraların detayları? Herhalde temizlik... kendi evine baktılar onun için. Bilgili olduğu için. Ben, tecrübesi olduğu için. Evimi neresine bakıldığını ben bilmiyorum. Oraya baktım ve gerçekten kirliydi. Lavabonuzun altına baktım ben. Giderleriniz hani borularına baktım. Evet. Temizdi. Hani ben peki, bakacağım yerleri bu belirim. Bu eve temiz ev der misiniz o zaman? Bu eve temiz evet şöyle diyebilirim. Nilgün Hanım evet güzel iş yapıyor, tedbirli bir kadın. Ama yarışma içinde ciddi anlamda hazırlandığını söyleyebilirim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.